Biz buraya işte 2 ay önce bir arkadaş vesilesiyle, işte arkadaşın amcasının oğlu buraya bizi işte dedi, hani çadırı kendi almış devletten. Kuralım dedi. Benim iş yerim de ağır hasardı. Siz kurun dedi. Oturun dedi. Tamam dedik. Biz 2 ay önce burayı faaliyete geçirdik. Kahramanmaraş'ta girişimcilik destek programından yararlanarak mobilya ve kapı üretimi yapan iş yeri açan Ebru Kalakenger, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde kurduğu iş yeri ağır hasar aldı. Yaşanan depremler sonrası tanıdıkları vasıtasıyla boş duran arsaya çadır kuran ve üretime tekrardan başlayan girişimci kadın, tanıdık vasıtasıyla kendilerine tahsis edilen alandan çıkartılma durumu ile karşı karşıya kaldı. Makineleri ve ürettikleri ürünler dışarıda kalan Kalakenger, yan tarafta buldukları alanın ise mahalleli tarafından reddedildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'den işte bana hibe desteği çıktı, 100 bin lira. 75 bin lira KOSGEB verdi. Ben bunların hepsini buraya harcadım. Ekstra müşterilerimden topladım. 300 bin lira kadar buraya harcama yaptım. Ondan sonra 15 gün bir düzenli bir çalışmamız oldu. Ve kendisi burayı veren insan işte abi dedi, ben iş yeri yaptıracağım. Siz çıkın dedi. Yan tarafa belediyenin yerine bize beton döktürdü. Ve iş yerimizi oraya taşıyacaktı. Mahalleli buna itiraz etti. Ondan sonra biz böyle kaldık. Ve benim çok yüklü miktarda borçlarım var. Çeklerim geri döndü. Nurdağ'a iş yaptım. Oradaki çekim bina ağır hasar olduğu için kabul etmedi. Ve benim kapılarım öyle elimde kaldı. Şu an beni o firma sıkıştırıyor. Ve senet imzalattı bana ayrıyetten. Çeki aracı olan insan da ödemedi. Bana kaldı her şey yani. Şu an beni acize verecek. Kredi kartlarımı ödeyemez hale geldim. Varımı yoğun buraya harcadım. Burada da bana işte çıkın dediler. Bir 15 gün düzenli çalışmam oldu. Borcumu ödemek için gece gündüz çalışıyordum eşimle. Eşimin de iş yeri ağır hasarlı. Eşimle beraber birleştik. Biz çift firmaydık. Şu an birleştik. Gece gündüz çalışalım, borçlarımızı ödeyelim dedik. O da olmadı. Durumumuz ortada. Halimiz bu. Yan tarafa işte geçecektik. Ora belediyeye aitti ve cami yaptıracağız dediler mahalleli. İtiraz ettiler. Bizim oraya oturmamızı istemiyorlar şimdi.